Merhabalar, CNN Türk'ten Tercih Zamanı ekibi olarak şu anda Ümraniye'deyiz. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nin konuğuyuz. Merhabalar. Merhaba. Hemen konuklarımı da takdim etmek istiyorum. Çok teşekkürler. Profesör Doktor Mustafa Sinanoğlu, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nin rektörü. Profesör Doktor İlyas Çelebi de rektör yardımcısı. Çok teşekkürler davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olasınız. Hoş geldiniz. Şu anda da tercih dönemindeyiz. Arkada da öğrenciler var. Danışmanlarınız ilgileniyor. Coşkulu bir atmosfer. Nasıl geçiyor tercih dönemi? Tercih dönemi doğrusu misafirlerimizle programlarımız hakkında bilgi almak isteyen, akademik kadromuzu ve yerleşkemizi tanımak isteyen öğrencilerimiz ve ailelerimizle şenlenmiş durumdayız. Ben bu vesileyle hayat planlamaları açısından önemli bir aşamayı yaşayan öğrencilerimize, öğrenci adaylarımıza kolaylıklar diliyorum. Onları içtenlikle selamlıyorum. Ailelerine kolaylıklar diliyorum. Kendilerini beklediğimizi, kendilerini yerleşkemizde ağırlamakta memnuniyet duyacağımızı ifade etmeliyim. Okulunuzu tanıyalım mı hocam? Elbette. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 2010 yılında Üsküdar'da, İstanbul'da kuruldu. 2018 yılından beridir bu yerleşkemizi kullanıyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı 1975 yılında kuruluşundan itibaren Diyanet İşleri Başkanlığımızın faaliyetleri yanında Türkiye'de ilmi çalışmaları ve eğitim öğretim faaliyetlerini de destekleyen bir vakıf. Bu çalışmalarını 2010 yılında kurduğu İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ile taşlandırmış olduğu kurucu vakfımız. 2010 yılında Edebiyat Fakültesi ile eğitim öğretim faaliyetlerine başladık. Sonrasında İlahiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, bu yerleşkede Eğitim Fakültesi ve Hukuk Fakültesi ile fakülte sayımız 5'e çıktı. Bu yıl ilk defa açtığımız ve öğrenci kabul edeceğimiz eğitim fakültemize özel eğitim öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, ilköğretim matematik öğretmeni ile beraber de lisans programlarımızın sayısı 22'ye çıkmış oldu. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Edebiyat fakültemize geçen sene açtığımız bilgi belge yönetimi programı ile İngiliz Dil Edebiyatı programımız var. Bilgi belge yönetimi programımızda biz doğrusu geleceğin kütüphanecilerini ve belge idarecilerini yetiştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye'de sınırlı sayıda bulunan bir program. Aslında mezunlarının da mezuniyet sonrası hemen rahatlıkla iş bulabildiği bir program. Biz dijital kütüphaneciliğin, elektronik bilgi belge yönetiminin kamu kurumları ve özel kurumlar açısından da kaçınılmaz olduğu bir dönemde bu alanın uzmanlarını yetiştirmek durumundayız. Ben adaylarımızın bu programla ilgili dikkatlice araştırma yapmalarını tavsiye ederim. Eğitim fakültesi programlarımız zaten ilgi çeken ve öğretmenlik mezuniyeti veren programlarımız. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde yönetim bilişim sistemleri programımız var. Geçen seneden başladık. Doluluk oranı yüksek bir program. İlahiyat Fakültesi'ndeki ilahiyat programımız zaten Türkiye genelinde yerleşen öğrenci başarısı itibariyle gayet ön planda olan bir program. Hukuk Fakültesi'nde de 2 yıl önce iyi bir başlangıç yaptık. Bu sene 3. dönem öğrencilerimizi bekliyoruz. Sıralamaları gayet iyi. Öğrencilerimizin programlarımızın web sayfalarını ve akademik kadromuzu muhakkak incelemelerini tavsiye ederim. Tercih döneminde bazı tavsiyelerimi de yenileyeceğim. Lisans üstü programlarımız var. Belki İlyas Bey hocamız lisans üstü programlarımızla ilgili bilgi vermeye arz eder. Buyurun hocam, size de söz vermiş olalım. Ben de tercihte bulunan öğrencilerimize bol şanslar dileyerek sözlerime başlayayım. Şimdi üniversitemiz lisansta çok önemli bir sıralamayı hak ettiği gibi lisans üstünde de çok başarılı, çok güzel bölümlerimiz ve çok kaliteli öğrencilerimiz var. Hemen hemen her bölüme yakın, her bölümde diyemeyiz ama bölümlerin çoğunda yüksek lisans programımız bulunmakta. Ayrıca ekstra olarak erken çocuklukta ahlak ve değer diye bir programımız var ve manevi hizmet ve psikolojik danışmanlık diye yine güzel bir bölümümüz var ki bunlar normal bölümler dışında interdisipliner lisansüstü programları. Hangi alanlarla bir çalışıyorlar? Eğitim fakültesi, ilahiyat fakültesi, psikoloji bölümü, edebiyat fakültesi. Aslında birçok alanı ilgilendiren ve interdisipliner bir programı içeriyor. Hizmet alanı olarak da baktığımız zaman işte cezaevlerinde, hastanelerde, yaşlılar, düşkünlere hizmet veren kurumlarda çalışma alanları bulabiliyorlar. Ayrıca üniversitemizde doktora programlarımız, Edebiyat Fakültesi'nde, İlahiyat Fakültesi'nde, İktisadi İdari Bilimler'de
Türk dili, tarih, ilahiyat, siyaset bilimi, mütercim, tercümanlık gibi doktora programlarımız da var ve programlarımızda da çok başarılı ülkemiz için akademisyenler yetiştiriyoruz ve programlarımıza müracaat baktığımız zaman gerçekten böyle onlarca bazen yüzlerle ifade edilen müracaatlar oluyor ve bunların içinden seçe seçe en kaliteli öğrencileri alıp eğitimlerini veriyoruz. Hocam süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Öğrenci kalitesinden bahsettik. Öğrenci kalitesi aslında eğitimcinin kalitesinden geçer. Evet, evet. Son dakikalarımızda isterseniz akademik kadrodan bahsedelim. Efendim akademik kadromuz doğrusu bizim iftihar ettiğimiz yönü üniversitemizin. Programlarımızdaki akademik kadromuzda biz çok seçici davranıyoruz. Her birisi alanında uzman. Web sayfamızda akademik geçmişleri var. Adaylarımızın ben akademik kadromuzu dikkatlice incelemelerini arzu ederim. Akademik kadromuzla irtibatlı olarak eğitim öğretim faaliyetimizdeki öğrenci odaklı yaklaşımımızın da çok ön plana çıktığı kanaatindeyim. Öğrencilerimizin akademik danışmanlığı, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, lisans döneminde başarısızlık halleri yaşayan öğrencilerimiz için akademik destek programımız. Ayrıca lisans sonrası akademisyenlik düşünen, bilimsel çalışmaları düşünen öğrencilerimiz için de akademik gelişim programlarımız söz konusu. Bunların her birisi öğrencilerimizin akademik danışmanları nezaretinde çok ayrıntılı bir şekilde takip edilir. Öğrencilerimiz lisans dönemindeki zorunlu ve seçmeli dersleri yanında bu programlar kontrolünde de çeşitli ek dersleriyle uygun, uyumlu temel programlar ve dil programı dersleri de alabilirler. Öte yandan onlara sunulan burslar ve imkanların web sayfamızdan dikkatlice incelenmesini tavsiye ederim. Bir şekilde anlaşılması güç bir durumla karşılaşırsalar çağrı merkezimize müracaat etmelerini hassasiyetle tavsiye ederim. Yerleşkemizi ziyaretlerini yine tavsiye ederim. Herhangi bir şekilde bir program tercihinde olacak adaylara seçecekleri programın bulunduğu yerleşke, yerleşkenin şehirdeki konumunu görmelerini, muhakkak bir tecrübe etmelerini tavsiye ederim. Ki. Hayatlarının 5-6 yıl orada geçecek. Burası çok da önemli. Oldukça merkezi bir konumda aslında. İstanbul Kesinlikle. İmraniye'de ulaşımı da çok rahat bir yer. Çok rahat. Metro istasyonlarına yakın. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Köprüsü arasında bir geçiş yerinde. İstanbul'un bir kent olarak bütün bilimsel ve kültürel imkanlarından yararlanabilecekleri bir ortamı yerleşkemizde yaşayacaklardır. Yerleşkemizin kendinde kullanışlı olması, dersliklerin, sosyal alanlarının, bahçelerinin, yeşil alanlarının güzel olması ayrı bir katkı. Yerleşke içerisinde kütüphanenin konumu çok önemli. Ben bütün bu süreçlerin hazırlık eğitim öğretimi, lisans eğitim öğretim faaliyetleri açısından dikkatlice incelenmesini tavsiye ediyorum adaylarımıza. Üniversitemiz Türkiye Diyanet Vakfı'nın kurduğu bir üniversite. Üniversitemizin mütevelliyeti başkanı Doktor Tayyar Altıkulaç hocamıza, ayrıca Diyanet Vakfı mütevelliyeti başkanı ve Diyanet İşleri Başkanımız Doktor Profesör Doktor Ali Erbaş Bey hocamıza, üniversitemize yaptıkları destekler, bizim özellikle bir vakıf desteğiyle ilerleyen kesinlikle vakıf desteğiyle gerçek bir vakıf üniversitesi. Ben Profesör Doktor Ali Erbaş hocamıza da Doktor Tayyar Altıkulaç Bey hocamıza da teşekkürlerimi iletiyorum. Bize verdikleri destek, bize sağladıkları imkanlar için. O zaman biz de Doktor Tayyar Altıkulaç'la görüşmeye gidelim.